Yine bir tane sorunumuz var, tamam. Sorun şu, enteresan bir şekilde. Kategori şovda bu kategoriyi göstermemiz gerekiyor. Aynı zamanda e-ticaret sitesinin her yerinde benim tüm kategorileri göstermem gerekecek. Hakkımızda sayfasına girecek, yine kategorileri görmesi lazım. Ondan sonra iletişim sayfasına girecek, yine kategorileri görmesi lazım. Sonra sepet ekleye gidecek, yine kategorileri görmesi lazım. Şu an zaten navda görmüyor mu hocam? Nav'da görüyor ama bak tekrar hatırlatayım. İndekse geliyorum. Dur. Viva geliyorum. Buradaki page view'da indekste burada categories var. Gördün mü? Tamam. Aynı zamanda Viewers'tan Products'a geliyorum. Burada da aynı şey var. Şurada, pardon. Aynı değil mi bunlar? Hepsine de çağırman lazım. Her gittiğin yerde teker teker çağırman lazım. Hatta bir tane daha örnek vereyim. Madem tam anlatamadım. Benim şeyim vardı, menajim vardı, hatırlıyor musunuz? Enter'a basıyorum. Ondan sonra page'e geliyorum. Burada yapmamışız. Pardon. Gördüğünüz gibi boş geliyor. Gelir ya. Nasıl gelir derken nasıl Ne gelmez mi? yapar? Yok, ne yapar zaten şey değil mi? Ne yapar yüklemedik. Navbar'a yükledik ama datasını çekmem gerekiyor. Datayı Datayı gönderemiyoruz. Şu andaki sıkıntı bu. Peki datayı nasıl göndereceğiz buraya? her yere yazmak olmaz. Her yere yazmak olmaz. Çok güzel bir şey bu. Her yere yazmak demek benim en az 50 tane Viva bunu yazmam demek kafadan. 50 tane Viva'da gidip ben bunları yazamam. Şuraya da yazmam gerekiyor çünkü burada da var. Bak menü yine gelmedi. Hocam Özge, Özge gözümden yaş geldi bu arada. Çok güzel bir şey söyledin. Bak bu arada ağlayacağım yani şuradan. Ya gerçekten ağlayacağım. Yemin ediyorum ağlayacağım. Yani süpersin. Tebrik ediyorum. Şimdi şöyle bir şey göstereceğim arkadaşlar. İlk önce settings'e geliyorum. Base'e geliyorum. Burada template ile ilgili benim şurada template ile ilgili bir sürü konteks prosesörüm var, tamam mı? Bir tanesi debug. Bu debug prosesörü hataları gösteriyor. Mesela diyor ki işte hakkımızda kısmı yok, şu kısım yok, bu kısım yok. Veyahut da şöyle bir datada yanlışlık yaptın. Hani ikide bir ekrana düşüyoruz ya debug ekranına. Bu ekrana düşmemizi sağlıyor. Ondan sonra request var. İsteklerle ilgili bilgileri tutuyor. Ondan sonra authentication var. Authentication ile ilgili bilgileri tutuyor. Bunu hatırlıyor musunuz? Mesajları tutuyor. Yani mesajlar da buradan geliyor, tamam mı? Bu olmasa mesaj da gelmeyecek. Bu mesajlar da database'deki bir mesaj alanından geliyor. Ben öyle bir şey söylemeliyim ki benim template'imin tamamında yani bütün her yerde benim web sitemin her yerinde bir şeyler yaşasın demem lazım. Bağımsız olarak yaşasın. Çünkü sonuçta bu şey değil. O sayfaya özgü bir şey değil. Hakkımı Onu tek bir fonksiyona getirip onu burada çağırtalım mı? Ya da o fonksiyonu burada yazsak, aynen öyle yapacağız. Şimdi bunu hatırlamak için şunu yapıyoruz arkadaşlar. Burada template'e geliyoruz. İsmini buradan buluyoruz. Neymiş bunun ismi? Context prosesör. Sonra ne yapacağım sizce? Efendim? Değişken değil. Başka bir şey yaparım ben genellikle bu tür durumlarda. Bilmediğim şeyler için. Google'larım. Tamam. Bu ismi buldum. Buraya atacağım biliyorum bir şeyi. Ama ne atacağım bilmiyorum. Bir şey olacak ama ne olacak bilmiyorum. Bunu bilmiyorsam burada diyor ki şöyle tam şeylerim var. Debug ile ilgili bir tane context prosesörüm var. Request ile ilgili var. Authentication ile ilgili var. Mesaj ile ilgili var. Now ile ilgili olsun demek istiyorum. Nav'ı da burada tut demek istiyorum. Nav'ın bütün datasını al tek seferde tut. Bir daha ben seninle uğraşmayayım demek istiyorum. O yüzden de bunu aldım, kopyaladım ve Google'a sordum. Tabii Django diye yazsam daha iyi olacak. Ve buradan context prosesöre geldim. Creating on context prosesör diye yazılmış. Hatta bununla ilgili bir sürü yer var. Django ne demiş? Bilmediğim bir dilde İspanyolca olarak sonra buradan
Diyor ki source coding templates context processor. CSRF varmış. Ondan sonra bilmem ne bilmem ne. Hatta şuraya create yazalım. Sonra burada kendisinde var mı bakalım. Buradan configuring kısmında var. Ondan sonra engine var. Loading templates var. Configuring engine kısmı var. Burada yok galiba. Vardı kendi içinde de ben niye bulamıyorum ki? CSRF. Tamam kendimiz yazalım ya. Hiç boşuna uğraşmayalım. Ondan sonra yazalım olsun bitsin. Zaten şey değildir. Herhangi bir şey yazmam gerekmiyordur büyük bir ihtimalle. Buradakilerin hiçbirisine de benim ihtiyacım yok. O zaman geliyorum. Şöyle diyorum ki Kafka'ya geliyorum. Sağ tuşa tıklıyorum. Yeni dosya diyorum. Ve contextprocessor.py diyorum. Veyahut da context diyeyim ya. Context.py diyeyim. Veyahut da nav.context.py mi desem acaba? Çünkü nav ile ilgili olanları tutacağım. Böyle olsun. Bunu yazdım. Bunu yazdıktan sonra bir tane fonksiyon oluşturacağım. Fonksiyon nav.context diyeceğim. Ve request diyeceğim. Ve bu ne yapacak? Nereden gelecek bu? From product. Product'ın neyi? Import kategori. Sonra ne diyeceğim? Burada diyeceğim ki context eşittir dictionary'dir diyeceğim. Yine bildiğiniz yazıyorum yani. Return context diyeceğim. Tamam. Context'i döneceğim. Bu kadar. Sonra geliyorum. Diyorum ki context categories. Okay. Bu ismi vermiştim çünkü. Eşittir category objects objects filter status published. Sadece published olanları tut. Okay. Kategoriyi bulamadım diyor. Ay bunu yanlış söylüyor. Bence var. Buradan aldık zaten. Ha order by mı ekliyorduk? Şuraya da diyorum ki order by title diyorduk. Bunu yaptık. Ayarlara geri dönüyorum. Alta geliyorum. Kimin bu? Kaft klonun. Neyin içerisinde? Nav context'in içerisinde. Ney? Context'i yanlış mı yazdım yine? Nav. Nav context. Evet. Bunun da ismini aynı yapmışım. Keşke aynı yapmasam. Ne diyeyim buna? Nav data mı diyelim? Ya şundan dolayı buna başka şeyler de gönderebilirim. Page'i de buna gönderebilirim. Nav data diyelim. Tamam çünkü nav'ın datası olduğunu belirtelim. Nav data diyelim. Bunu dedikten sonra eğer her şey yolundaysa patates olmadıysak dictionary olarak bunu da tutacağı için gelecektir. Bakalım. Sayfa yenilenmiş mi? Yenilenmiş. Bulmuş mu? Bulmuş. Peki, indekse geliyorum. Hazır mısınız? Bu arada bir şey kaydolmamış. Şurası. Bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Peki, neye geleceğim? Views'a geliyorum. Views'ta şu now kısım var ya, bunu iptal ediyorum. Diğer Views'a geliyorum. Şimdilik böyle yapacağım. Bunu da kaydedeyim. Views'a geliyorum. Page'in Views'ına geliyorum. Bunu da iptal ediyorum. İptal ettik mi? Artık iptal ettik galiba. Tamam. Peki. Eğer her şey yolundaysa
Eğer ben doğru yazdıysam kodumu, hatırlamıyorum çünkü bu kısmı. Sayfayı yeniliyorum. Erkek kısmına geliyorum. Erkek geldi. Kadın kısmına geliyorum. Kadın geldi. Ve dikkat edin, ben şu anda manage'deyim. Ve işin daha da güzel kısmını gösteriyorum. Footer'ımız var burada. Görüyor musunuz? Tamam. Nav'a geldim. Sonra buradakilerden herhangi birisini aldım. Sonra footer'a geldim. Sonra şurada bere, tişört, bilmem ne falan filan, bunlara geçtim. Erkek için olanlara geldim. Şurası erkek için ya. Yapıştırdım. Sonuçta hepsi kategorize değil mi? Bu bütün yapıyı kapsamıyor mu konteks prosesör? Yani sadece nav için düşünmeyin bunu. İçeride yaşıyor bu artık, tamam mı? Bu data hep yaşıyor. Bu data hep yaşadığı için diyorum ki başında Leo olsun. Hatta ben bunu bir sileyim. Şu en alttaki kalsın sadece. Hepsini de silebilirim zaten. İhtiyacım yok. Sildim. Kaydettim. Tekrar sayfamı açıyorum. En alta bakıyorum. En altta çanta, aksesuar, bilmem ne var. Sadece renkle ilgili sıkıntımız var. Renkle ilgili sıkıntımız olduğu için de mesela A'ya gelip class kısmında drop down item değil de list item diyelim. Evet. Gördünüz mü? Ve footer'a geldim. Footer'da bunu aldım. Kadına yapıştırdım. Ve buna man dedim. Buna da woman dedim. Her zaman kısmına da ne diyecektim? Sadece unisex diyecektim. Bunu da sadece unisex olarak düzelttim. Böylelikle hepsi gitti context processor'dan o datayı aldı. Ve hepsi birden artık çalışıyor. Hem üstte hem altta. Hocam bir daha şey. O verimi nereden aldı? Şöyle ilk önce şunu açıklayayım. Normalde indeksi hatırlayın Wheels'tan. Burada indekste ben navbarın içindeki bilgileri gönderiyordum kategoriye. Evet. Bunu gönderiyordum. Artık bunu göndermiyorum. Çünkü context processor şöyle çalışıyor arkadaşlar. Şuradaki settings kısmındaki. Django'da iki tane bilmediğiniz nokta var. Bir tanesi kafayı yedirecek size. Bu onlardan birisi. Diğeri daha çok kafayı yedirecek ama bu onlardan bir tanesi. Context processor arkadaşlar ortada middleware'in orada duran bir yerdir. Yani middleware'den sonra duran bir yerdir. Bu şunu yapar. Bütün HTML'lerinize gelecek datayı belirler. Bütün HTML'lerinize gelecek data nedir? Mesela düşünün bir siteniz var. Bütün HTML'leriniz hangi datanın gelmesini istersiniz? Mesela hepsiburada.com diye düşünelim. Kategori kafadan gelmelidir. Hepsiburada.com'daki bütün kategoriler gelmelidir. Örnek. Ondan sonra hakkımızda bilmem ne iletişim gibi sayfaların isimleri gelmelidir. Çünkü o sayfalara da gitmek isteyeceksindir. Evet ama şey diye düşün. Dinamik sayfalar var. Hakkımızda iletişim bilmem ne falan diye. 100 tane sayfası olabilir adamların. Bu 100 tane sayfanın isminin gözükmesini istiyorsun ya her yerde. Her yerde gözükmesini istediğin şeyler varsa context prosesöre koyuyorsun. Bir yerde gözükmesini istediğin bir şey varsa view'un içine koyuyorsun. View ben sadece bir iş yaparım diyor. Ne iş yaparsın? Şunu ve bunu gösteririm. Bitti. Context prosesör ise ben şunları gösteririm diye en baştan bütün datayı bütün sayfalara veriyor. Bu kadar şey gösteriyor yani. Hocam bir tabii ki açın. Eklemedim. A diye ekledim direkt. List item dedim ona da. Ule'nin içerisindeydi. Lee olsa güzel olurdu. Yapmadım ama. Şu Lee'yi eklesem daha iyi. Ya HTML'de olan sıkıntı color. Renkle ilgili. Şunu düzeltmen lazım. Class'ını düzelt. Drop down item'dı. List item yaptım. Renkten dolayı. Bunun başına da bir tane de Lee ekleyeyim. Ve sonuna da bir tane Lee ekleyeyim. Senin dediğin gibi daha güzel gözüksün. Unlisted unstyled değil de evet unstyled. Şurada list item diyor ya. Class list item desek buna galiba daha düzgün olacak. Bu neydi ya bu arada, hatırlıyor musunuz? Sadece değilmiş. Şunu da sildim.
Evet, bakın bu alt alta gözüktü. O zaman şurada şey olmayacakmış. List item diye yazmayacakmış. Burada da list item diye yazmasın. O zaman alt alta gözükecek. Bir de li ekleyelim tabii ki. Bir dakika arkadaşlar, dersi durduruyorum aynı zamanda.